yeterli puanı alamaması, yeterli başarı sıralamasını tutturamaması durumunda gerçekten o genç dinamik beyinler büyük bir darbe alıyor. Ve bunun ezikliğini, onlar bizim gibi düşünmüyorlar. Yani o sınavı geçti, ne mutlu ona. İstediği bölüm olsun olmasın, hedeflerine uygun olsun olmasın ama geçemedi, bir adamlık problemi haline geliyor ve gerçekten hayatını da değiştiriyor. Bu anlamda benim özel ve vakıf üniversitelerine bakış açımız gerçekten bize yeni bir seçenekler yumağı sundu. Evet. Şöyle de düşünecek olursak bilmiyorum, mutlaka fikirlerinizi almak isterim. İşte çok iyi sayısal yapan, sınavda çok iyi sayısal yapan bir öğrencinin çok iyi bir doktor olacağının hiçbir garantisi yok. Ya da çok iyi bir... Bu sınav onu ölçen bir sınav değil. Evet. Kesinlikle. Bu anlamda işte özel ve vakıf üniversitelerinin devreye girmesi, en azından puanları daha alt puanlarla alması ve insanlara biraz daha, hatta şimdi yeni yeni kılavuzlarda görüyoruz işte sayısal programı. Öğrenci bir yıl okuyor, ondan sonra kendine uygun bir yere, bizde yönlendirme sistemi de çok sağlam olmadığı için eskiden beri, yani ilk öğretimden tutun, orta öğretimdeki alan seçimi ve ÖSS'deki durum, evet gerçekten halen problemlerimiz var. İnsanlar hiç mutlu olamayacakları yerlere biraz da hayat koşullarımız da götürüyor. Bu anlamda çok sevindirici olarak karşılıyorum. Belki tarihleri Arslan Hocam'ın dediği gibi 60'lardan bugüne, bu çok farklı konumlardan geçti ama bu benim kişisel görüşüm. Evet. Son 5-6 yıldır ya da 10 yıldır diyelim, ciddi anlamda başarılı insanların da oralara, hele hele şu son 5 yıldır ben kendi tercihlerimizden de görüyorum. Bizim geçen yılki okul birincimiz bir özel üniversiteyi tercih etti burslu olarak. Evet. Bu konuda sizlerin de fikrini almak istiyorum. Çünkü gerçekten çok şey var. Biraz önce de bahsettik. Hani şeyi bile bırakın, ÖSS kılavuzunda tercih yapıp orayı kazanmak ve YÖK çerçevesi içerisinde mezun olup diplomamızı kullanmak, bu tip bilgileri bırakın. Mesela diyoruz ki bakın, biz buraya ÖSS ile başvurmamız lazım. Fiyatı nedir hocam? Buradaki bilgilere göre fiyatı şudur. Yani pazarlık ederiz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bazen bilgi, evet, bu konudaki bilgi seviyemiz. Evet. Pazarlık ederiz, bir şeyler ayarlarız. Hani öyle bir kavram değil. Evet, üniversite şimdi çok farklı bir az kavram. Az önce dediniz ki hani puanları daha da aşağıda özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerin değil. Aslında şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Devlet üniversitelerinin kontenjanları bellidir. Yani bir hukuk fakültesine örnek veriyorum. Biz 100 öğrenci alıyoruz. Bir devlet üniversitesinin hukuk fakültesi 50 öğrenci alıyor. Şimdi 100 öğrenci alan puanlama sistemiyle, puanlamayla 50 öğrenci alan puanlama çok farklı oluyor. 50 evet, öğrenci alan, evet, örnek veriyorum, 290'dan başlıyor. Söz, misal veriyorum. Ama özel üniversitesi 100 öğrenci aldığı için 270'den başlıyor. Bu sefer üniversitenin puanı daha düşükmüş. Hayır, puanı daha düşük olduğu için değil. Daha fazla yelpazeyi geniş tuttuğu için. Bakın, bir de eğitim kalitesinden bahsedelim. Yani eğitim, evet, kalitesi, evet, nedir? Rekabettir. Tatlı bir rekabettir. Çünkü bütün üniversiteler en güzel şekilde, en güzel altyapıyı sunarak öğrencisine eğitimi sunmaya çalışır. Bakın, bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi özel olduğu için birçok devlet üniversitesi, hatta hemen hemen bütün devlet üniversitelerinde bu konuda bir ön sıraya geçti. Bir dişçilik fakültesini ele alalım. Bugün diş doktorlarımız, diş hekimliği fakültesinden mezun olan hekimlerimiz, bir profesör diş yaparken gerçek bir doktor hastanın ağzında ne yapıyordu? 60 kişilik bir sınıfta 10 kişi ön tarafta gören görüyordu, görmeyen arkadakine, görmeyen de öndekine soruyordu. Şimdi öyle değil. Dünya artık bu şekilde eğitim vermiyor. Dünya nasıl eğitim veriyor? Şimdi o da yeni bir sistemdir, onu da söyleyeyim. 60 kişilik sınıfta 60 kişinin önünde özel robotlar vardır. Phantom laboratuvarı dediğimiz. Gerçek insan kafatası, dişi, işte çenesi, gözü, kulağı, burnu olan ve hatta siz dişçi koltuğuna oturduğunuzda nasıl tükürük salgılarsınız, o tarzda robot tükürük salgılayabilecek şekilde ayarlanmış. Ve hocanın önünde, özel masasının önünde yine o robotun üzerinde işlem yaparken, diş artık dolgu ya da kesme ya da implant yaparken, öğrenci kendi masasının önünde o kamerayla hocası yaparken kamera görüyor ve öğrencinin önündeki masaya gönderiyor. Ve 60. sıradaki öğrenci ile 1. sıradaki öğrenci aynı anda hocanın ne yaptığını görebiliyor. İşte biz bu şekilde eğitim veriyoruz. 60. sıradaki öğrenci hocasına bir soru soracağı zaman ayağa kalkıp, işte şu anda ekranda görüyorsunuz zaten laboratuvarlarımızdaki nasıl eğitim alındığını. 60. sıradaki öğrenci hocasına soru soracağı zaman yerinden kalkıp da
hocasının yanına gelmiyor. Interkom aracılığıyla, yani kulaktan kulağa mikrofon sistemiyle, tüm öğrencilerin kulağında da vardır. Sorulan soru 60 öğrenci duyuyor, verilen cevabı 60 öğrenci alıyor. Evet. Bu şekilde evet. Biz eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde eğer eğitim verirseniz siz karşılığını alabilirsiniz. Tabii daha sonra kliniklere geçiyor, diş hekimliği fakültesinin hastanesinde. İşte o zaman hastalar üzerinde, 4. sınıfa geldiklerinde gerçek hastalar üzerinden uygulamaya başlıyorlar. Ama ne oluyor? Öğrenci o el becerisini, o kendine olan güvenini daha bir şekilde, daha iyi bir şekilde hasta üzerinde uygulayabiliyor. Evet. Bu şekilde eğitim verilirse işte o zaman o daha sağlıklı bireyler elde edebileceğiz. Tüm üniversitelerimizde aynı şekilde altyapıyı sağlamaya çalışıyorlar. İşte devlet üniversitelerinden ayıran belki bazı özelliklerimiz bunlar bizim. Devlet elbette ki elinden geleni yapıyor. Üniversitede, bütün üniversitelerde elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama işte özel üniversitelerin bir de özel gayretidir bu. Öğrencinin bir araştırma yapması için bir kütüphaneye ihtiyacı var. Biz bu bağlamda üniversitemize 15 bin metrekarelik alana yayılmış kapalı kütüphaneye sahibiz şu anda. Yani Türk dünyasının merkezi kütüphanesi ilan edilen bir kütüphaneye sahibiz. 7. Türk Dünya Kongresi orada yapıldı ve onlar dedi ki burası bizim merkez kütüphanemiz olacak diye böyle bir karar alındı. Neden? Çünkü içerisinde 110 milyon bilgiye ulaşabileceğiniz veri tabanı var. Yani bilgi bankası var. Ve elinizle ulaşabileceğiniz şu an için gelirken aldığım rakamlar 800 bin. Raflardaki kitap sayısı. Ve rafların kapasitesi 1,5 milyon. Siz gidip o kitaplardan bir tanesini ya da istediğiniz kitap alabilmeniz için elbette ki kendiniz gidip de orada o kaynağı bulabilmek mümkün değil. O 1,5 milyon kitabın arasında. Evet. İşte o sistem de geliştirildi. Bir bilgisayar karşımıza çıkıyor. Information dediğimiz hem personelimiz var hem bilgisayarlarımız var. Öğrenci hemen istediği kaynağın adını yazıyor ya da yazarın adını yazıyor. Aynı anda karşısına bir elektronik harita çıkıyor. O elektronik harita istediği kitabın hangi salonda, hangi katta, hangi rafta, hangi sırada olduğunu belirliyor. Gidip eliyle koymuş gibi bulup alabiliyor. Öğrenci daha iyi ders çalışsın diye, daha iyi araştırma yapsın diye özel odalar veriliyor. Veyahut da bireysel çalışması için bireysel odalar veriliyor. Ve bununla da kalmıyor. Sadece kütüphane içerisindeki bilgilerden yetinilmiyor. Biz dünyadaki birçok kütüphane, üniversitelerin kütüphaneleriyle yine internet bağlantısıyla işbirliği içerisinde ağımızı genişlettik. Yani öğrenci bizde bulamadığını belki İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulabilecek. Evet. Bu şekilde bir sistemle biz eğitim veriyoruz şu anda.